Kayseri'den herkese merhabalar. Yanımızda yöneticimiz Emre Kocadağ var. Emre Bey, teşekkür ederim ilk olarak. Çok önemli bir karşılaşma. Kayseri maçıyla başlayalım. Daha sonrasında barış kampanyasını ve ligdeki durumumuzu da konuşacağız. Önemli galibiyetler, üst üste galibiyetlerle birlikte rakiplerin de aldığı sonuçlara göre bir iddiamız oluştu. Şampiyonlar Ligi iddiası oluştu. Öncelikle Kayseri Spor karşılaşmasıyla alakalı düşüncelerinizi alalım. Tabii Kayseri de çok dipten geliyor. Yani ligde kalamaz deniliyordu. Şimdi bugün ligde kalma mücadelesi veriyor. Bayağı da iyi puan topladılar. Yükselişte olan bir takım. Biz de aslında yükselişte olan bir takımız. Pandemi sonrası özellikle bir Antalya kazası var. Onun dışında iyi futbol oynayarak sonuçta maçları geçiriyoruz. Kayseri de iyi futbol oynuyor. Güzel bir karşılaşma olacak ama bizim de Kayseri'nin olduğu kadar bizim de ihtiyacımız var bu galibiyete. İnşallah akşam güzel sonuç alacağız diye düşünüyorum. Pandemiden sonra özellikle Antalya maçında ikinci yarıda iyi bir performans sergiledi Beşiktaş ama gol yollarında etkili olamadık. Daha sonrasında Denizli deplasmanında atılan 5 gol iyi oyun. Konya Spor iç sahada 3-0 yine gollü bir galibiyet. Özellikle pandemi döneminden takımın nasıl çıktığını görüyorsunuz siz? Tabii bütün takımları etkiledi. Bu aralar kolay değil. Bu aralardan sonra dönüş de kolay değil. Sakatlıklar olabiliyor. Bizim de yaş ortalamamız aslında yüksek ama biz iyi bir antrenman programı uygulandı. O anlamda çok şükür çok sıkıntı yaşamıyoruz. Ona rağmen ben iyi bir performans gösterdiğimize inanıyorum. Yani tempolu oynuyoruz. Bu sıcaklarda bu oyunları sergilemek kolay değil. İyi şekilde gidiyoruz. Ben bundan sonraki maçlarda da iyi olacak diye düşünüyorum. Özellikle genç oyuncular da performans vermeye başladı. Kalede Ersin olsun, defansın solunda Rıdvan olsun. Onların bireysel performanslarını nasıl görüyorsunuz? Biz dışarıdan izlediğimizde hiç sırıtmadıklarını, gayet iyi performanslarını gördük. Evet, tabii bu süreçler yani biz iddiasız olarak gördüğümüz bir süreç vardı. Tekrar iddialı duruma geldik. Bu süreçler bu genç oyuncular için bir fırsat. Hocamız da sağ olsun çok önem veriyor. Ve o genç oyuncuların önünü açtı, bir fırsat verdi. Bu anlamda onlar da kötü kullanmadıklarını düşünüyorum. Tabii bunlar uzun süreçler. Yani bu oyuncuların ilk 11 oyuncusu olması, sürekli halde oynaması da belli bir dönem gerektiriyor. Tecrübe gerektiriyor. Ama bu fırsatları da kullanıyor çocuklar. Biz de memnunuz o konuda. Özellikle kulübün maddi anlamda da olduğu durumu biliyoruz. Bu tarz öz kaynak düzenine yönelmek başkanımız da sürekli açıklıyor. Yani kendi oyuncumuzu yetiştirmenin önemini vurguluyor. Siz de böyle, bu şekilde düşünüyorsunuz sanırım. Ya tabii onu zaten biz geldiğimiz günden beri söylediğimiz söylemlerde hep başkanımız da ifade ediyor. Hocamız da ifade ediyor. O anlamda bizim bakış açımızda bir değişiklik yok. Bu gençlerimiz yavaş yavaş monte olacaklar. Bugün U19 takımında bizim yine 6 oyuncumuz var zannedersem milli takımda. 2 tanesini biz zaten gönderemedik. Rıdvan'la Ersin'i. Onlar da gitmiş olsa 8 oyuncu bu. Yani milli takımın iskeleti demek. İyi bir jenerasyon geliyor. Bunlara şans verip değerlendirmek önemli. Onların da şans bulduğu dönemde katkı yapmaları gerekiyor. Çünkü Beşiktaş yarışmacı bir takım. Yani Beşiktaş her sene şampiyonluğa oynaması gereken bir takım. Bu anlamda katkı verdikleri sürece önemli olan onlara bakış açısının pozitif olması. Hocanın ve başkanın, yönetimin zaten bir pozitif bakış açısı var. Sahaya çıkartıyor, fırsatı veriyor. Bundan sonrası onların elinde o fırsatları değerlendirmeleri lazım. Taraftarlara, camiaya kendilerini kabul ettirmeleri lazım. Bağış kampanyasıyla alakalı da soru sormak istiyorum. Burada küçük Ecem kardeşimizi de ağırladık. Çok önemli bir bağışlar. Beşiktaş kulübü kültürünü, Beşiktaşlılık değerlerini bu bağış kampanyasıyla biraz daha iyi anlıyoruz sanırım. Ya tabii önemli olan bu değerlerin ortaya konulması. Bağış yaparken, yardım yaparken bu yardımların, bağışların doğru noktaya gidiyor olduğunu bilinmesi. Bu anlamda İşte demin de söyledim, bizi çok duygulandıran bir yardımdı. O 6 lira olması miktar açısından bir önemi yok. Ama düşünülüp o son parasını Beşiktaş'a bağışlıyor olması çok büyük bir örnek teşkil ediyor. Beşiktaşlılık duruşunu gösteriyor. Bu bizi ziyadesiyle mutlu eden bir davranış. Yani biz zaten miktar anlamında çokluktan azlıktan çok yardım eden kişi sayısı ne kadar fazla olursa
Beşiktaş'a ne kadar kişi sahip çıkarsa bu bizi daha çok mutlu edecek bu işin sonunda. Ben inanıyorum Beşiktaşlılar yalnız bırakmayacaklar. Bu yardımları yapmaya devam edecekler. Mesaj atacaklar, havale yapacaklar, EFT yapacaklar. Bir sürü enstrüman geliyor. Daha işte dün yine deplasman bileti, hatıra biletler var. Daha bununla birlikte bir sürü enstrüman bizim kampanyadan sorumlu ikinci başkanımız Adnan Bey zaten bu konuda çalışıyorlar. Devamlı üretiyorlar. Ben bu enstrümanlarda geldikçe interaktif bir bağış olacağını, bunun katılımının devamlı sürekli hale geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş hepimizin, yani herkesin bu çorbada tuzu olsun istiyoruz. Bunun karşılığını da görüyoruz zaten. Sizin de söylediğiniz gibi hatıra bilet kampanyası var. Aynı zamanda Beşiktaş'ın maç formaları o gün destek atan insanlara bir çekilişle veriliyor. İlerleyen aşamalarda daha farklı şeyler de olacaktır. Bu kampanyada başkanımız da söyledi, siz de az önce söylediniz. Miktardan çok kişi sayısı çok önemli dediniz. Bunu biraz açabilir miyiz? Yani Beşiktaş'a sahip çıkan kişi sayısını görmek, Beşiktaşlı değerlerini görmek, ya yani Beşiktaşlıları görmek, gerçek Beşiktaşlıları görmek açısından önemli sanırım. Yani kaç kişi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Yani taşın altına elini koyan kaç kişi var? Bir mesaj atan kaç kişi işte? 3 lira, 5 lira, 10 lira havale yapabilen kaç kişi? Bu Ali Bey gibi demin işte Havva'yı Cem'in babası. Kaç tane Beşiktaşlı var? Yüreği Beşiktaş'la çarpan, işte alın teriyle kazandığı o paradan bir kısmını Beşiktaş'a verebilen insanlar bizim için çok değerli. Biz de buralarda görev yaparken o insanların mutluluğunu düşünerek, mutlu olmasını düşünerek buralarda görev yapıyoruz. Fahri görevler yapıyoruz. Zamanımızdan maddi manevi katkılar vererek buralarda görev yapıyoruz. Tabii o sevgiler olmasa bu şevkte olmaz. İnşallah bu rakamlarda bize şevklendirecek rakamlar olursa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bağış kampanyası üzerinde şunu da sormak istiyorum başkan. Özellikle hedeflerde, Şampiyonlar Ligi hedefi de bir gelir kapısı olarak çok büyük bir hedef olarak gözüküyor. Yine ligde alınan galibiyetlere federasyonun verdiği primler, bunlar da oldukça önemli. Bu açıdan bakarsak son 4 haftada Beşiktaş'ın hedefi tam olarak nedir? Şampiyonlar Ligi hedefimiz var tabii ki. Ya tabii Avrupa birinci hedef. Avrupa'ya katılım birinci hedef diyelim. Onun haricinde tabii bütün maçları kazanıp o da bir gelir. Ve gelecek sezonla alakalı da bu takım neler yapabileceğini bir anlamda ışık tutacak. Biz de kadro yapılanması, planlanmasını yaparken bunlara dikkat ediyoruz zaten. Genç oyuncularımızın vereceği katkı ne kadar olacak? O çok önemli. Yabancılarımız ne katkı verecek? Sözleşmesi biten oyuncular var. Onların vereceği katkılar önemli. Bunların hepsi bir değerlendirme şeklinde bizim önümüze ışık tutacak. O anlamda önemsiyoruz bu maçları. Bir de Beşiktaş taraftarına şu mesajı verelim. Gelecek sezondaki takım mutlaka şampiyonluğa oynayacaktır. Onun mesajını da vermiş olalım. Kesinlikle. Yani bizim başka bir hedefimiz olamaz. Yani Beşiktaş bitmez. Beşiktaş bu anlamda hiçbir zaman geri durmaz. Bazen daha iyi günler için kar toplar ya, hani güneş çıkar. O şekilde durumlar yaşayabilir ama gelecek sezonda biz şampiyonluk için kadromuzu kuracağız. Hocamız da şampiyonluk istiyor, biz de istiyoruz. Bu kadro daha çok Beşiktaş değerlerini yansıtan bir kadro olacak. Beşiktaşlılığın ön planda olacağı, taraftarın da içine sinecek bir kadro olacak. Ondan hiç kuşkular olmasın. Taraftarımızın, bütün camiamızın desteğini beklerken tabii sevgili Ali Bey'in ve Ecem'in çok değerli bir desteğiyle başladı bu kampanya. Bu da bizi çok o dönem duygulandırdı ve çok önemsediğimiz az da olsa gerçekten herkesin Beşiktaşları duygulandıran bir yardım oldu Ali Bey'in. O açıdan biz de Kayseri'ye gelmişken unutmadık, bir teşekkür etmek istedik kendisine. Ecem'e de bir forma hediye ettik abilerinden. İnşallah büyüyecek, Beşiktaş değerlerine sahip çıkan bir yavrumuz olacak, bir genç kızımız olacak. Çok teşekkür ediyorum kendilerine.
Hemen onlara da söz verelim. Ece biraz utandı aslında ama çok çok değerli bir katkı verdin. Senin gibi minikler, senin gibi Beşiktaş taraftarları sayesinde bu kulüp ilelebet yaşayacak. Bunu artık biliyorum. Şöyle aslında bizim hani en büyük değerimiz diyeyim daha doğrusu. Bir çocuklarımız, bir de Beşiktaş'ımız var. Biz Beşiktaş'ı bırakacaksak bunlara bırakacağız. Yani elimizden geldiği kadar. Yani her şey maddi, manevi, tamam ama maddi olmayan da duasıyla, gücü olan parasıyla, olmayan duasıyla biz her şeyimiz bunlar için. Yani geleceğimiz bunlar. Bizden artık zaman geçiyor belki ama artık en azından gelecek zamanlarda emin ellerde olsun Beşiktaş'ımız. Başka bir şey demiyorum.